gariplik seziyor musunuz? Dalaman yangını. 500 futbol sahası büyüklüğünde bir yerin yalnızca birinin samanları yakması sebebinden çıkan yangın. O adama hapse attılar. Ne bok olacaksa. Göksel, Kadir ve ben size bu videoyu paylaşmak istedik. Bir orman yangını nedir? Nasıl oluyor? Ve sonunda bıraktığı korkunç görüntü. Annem ve babam buradaydı o gün, o yangın yandığında. Size fotoğrafları gönderiyorlardı. Çok kafamda bir şey kuramadım. Gelince hiç kuramadım. Nasıl yanıyor? Bu ağaç ölmüş mü? Bu ağaç ölmüş mü? Yoksa belki yaşarlar mı? Arkadaki dağ tamamen gitmiş. Şuraya bak ya, bütün yaprakları yanmış. Orada nasıl, ne kadar yükseklikte bir yangın vardı da bütün tepesine kadar dağları çekmiş. Hala ihbar ediyor. Orman İşleri Müdürlüğü. Toprak hala sıcak. Duman çıkıyor hala. Dün yağmur yağdı. Dün Göcü herhalde 3 saat, 4 saat bayağı yağmur yağdı. İyi ki yağmış. Sanırım şu yol sonra yapılmış. Herhalde bir şeyleri ayırmak için yapmışlar burayı. Burası çünkü bu ağaçlar yanmış, devrilmiş. Bu ağaç yanık, devrilmiş. Burayı bir şeyleri açmak için, geçmek için yapmışlar. İşte bu toprak burada farklı renk. Orada simsiyah. Yani Kadir de, Göksel de, ben de hayatımızda daha önce görmedik yangın tabii. Onun için hepimiz acaba mangal mı yaktı biri daha diye düşünüyoruz. Herhalde bu nasıl bir ısıysa, nasıl bir şeyse bir haftadır hala böyle yanıyor, hala sıcak, hala korkunç. Dikkat et. İner miyim? İnerim mi? Abi sıcak hala burası. Toprakta böyle delikler var. Bayağı şurası. Şurası. Burası. Böyle bayağı delikler var. Bunlar acaba ağaçlar mı devrildi? Yoksa başka bir şey mi? Karıncalar pes etmemiş. Bu yangından sonra bu hayvanların burada yaşaması ne kadar dayanıklı olduklarını gösteriyor. Havuz var. Bu herhalde. O herhalde yangını söndürmek için. Havuz girişinde yazıyor bir şeyler. Bütün etrafı yanmış havuz. Havuza girmek tehlikeli. 18 ve 18 yasaktır, su zehirlidir. Anladınız mı? Çok üzücü. Umarım bir daha yaşanmaz. Umarım bu adamı hapisten çıkartırlar ve ömür boyu ağaç çeker bu adam. Yani adamın hapishane olmasının ne anlamı var ki? Embesil. Embesil, başka hiçbir şey değil. Köylüler söylemiş, yakma demiş. Yangın çıkar demiş. Adam bir şey olmaz demiş, yakmış. Aha bir şey olmaz. Bir tane embesil. Bir embesil. Bu yollar yokmuş Lütfen abi. Yolları ayırmışlar ki köylere yaklaşmasın veya köylere giderken durdurabilelim diye. O yüzden şurada bakın, evler var. Şurası bize 200 metre. Şu arkada evler var. Şurada evler var. Burada bayağı köylüler yaşıyormuş. Evlerinden olacaklarmış neredeyse. Bazı yerlerde hala duman çıkması hele enteresan. Dünkü yağmurdan sonra yangını söndüreli 5-6 gün geçmiş olmasına rağmen hala duman çıkıyor. Ya ne kadar ciddi bir şey olduğunu, ne kadar zor bir şey olduğunu gösteriyor bir yangını söndürmenin. Korkunç.
Valla insanoğlu hani en akıllı varlıktır diyorlar ya. Bazen en beyinsiz varlık oluyor. O bizim açgözlülüğümüz, doyumsuzluğumuz kendi sonumuzu getirecek. Benim bu videoyu yapmamın sebebi bir, kendim için de burayı görmek için, bir orman yangınının ne kadar korkunç bir şey olduğunu kendim görmek için, ondan sonra da size göstermek için ve bazı şeyleri hayatta değiştirmemiz lazım. Bu plastik poşetlerle başladı. Ağaç dikmekle, etrafa çöp atmamakla, daha duyarlı olmakla, hayvanlara daha iyi davranarak. Madem doğanın en akıllı varlığı biziz, bizim böyle şeyleri yapmamamız lazım ya. Şöyle yere çöp atmayın, yerdeki çöpü alıp çöpe atın. Plastik kullanmayın. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Biz bu dünyanın içine ediyoruz. Çok hızlı şekilde de etmeye devam ediyoruz. Umarım birazcık bilinçleniriz, birazcık kendimize geliriz ve ileride çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakırız. Çok üzüldüm ya.